Bu neymiş? Bebeli. Aa, o da baskını. Ay, o da baskını ama böyle olmadı. Kıyafetlerimi göreceksin. Okey, bakmıyorum. Ben sadece aynamı almaya geldim. Senin aynan yok muydu? O vardı. Artık bu var. Ama bu benim aynam. Hayır, senin o değilmiş. Senin değil. O Tuğçe'nin aynasıydı. Hayır, Tuğçe'nin odasının aynasıydı. Hayır, Tuğçe'nin aynasıydı ama artık ben onu odama aldım. Artık benim aynam. Şu an bu benim. Şu an mesuliyet kabul etmiyorum. Aynayı ben aldım ve sen benim odamdan hiçbir şey dışarı çıkartamazsın. Nasıl engel olacaksın bunu? Ver. Bu kadar basit. Bir de Uğur Bey zayıftı ya. Ya bu çok ayıp bir şey ya. Çok ayıptı ya. Ben bu çok ayıp bir şey ya. Yani var ya. Ben hatırlamıyorum bunu. Dangalak. Ama şakası değil mi? Sen hangi Yasemin dedin? Ya Yasemin. Ben uyku serseri miydim acaba? Karıştırdım ya. Bana... İzzetciğim şöyle yapalım. Bu konuşmayı böyle yapmak istemiyorum çünkü. Lütfen dışarıya çık. Arkadaşlarımız hangi Yasemin olduğunu anlat. Bir konuş bakalım arkadaşlar. Neden sen tam kamdan senin? Jurox'a benziyor lan. Evet. Kaldırsana beni dansa. Yavuzaydın mı? Tamam. O saçını bozacaksın Sündüz. Bozacaksın Sündüz. Bozmayacağım. Ben hazır saçla böyle burada gelinmesini istemiyorum. Ne o? Mikas'ı ne yapacaksın? Sen mi? Niye bozmuyorsun? Senin saçını ama ben bozma. Bozacağım zaten onu merak etme. Bir dakika ya. Ne yapıyorsun? Onu ben alacağım. Normal sıradan oyuncak değil. Bozmayacağım. Benim belki canımı yakmak bozmayacağım. İçin yapmış olabilirsiniz ama siz anneliğin ve evladın ne demadığını bilmediğiniz için duymak istemiyorsan çık dışarı. Sen kimsin be? Ne biliyorsun? Hayırdır? Ne diyorsun? Oh my god man! E saçını mı çınıyorsun? Müzik ne? Kama sırasında bir özel işlem kullandım. Bunun altını çizerek söylüyorum. Saçın platin açılması için küçük bir püf noktası vardı. Bu benim yıllarca yaptığım deneyimle elde ettiğim bir şey. Saçını yıkatan kıza bakmak var. A few moments later. Saçlarım dökülüyor. Ooo bunları izliyorduk lan. Çok çok komikti ya. O saçını yıkatan bir kız vardı. Evet evet evet. Bir tane de şey vardı saçı zeytinyağlı. Böyle ama. Ya işte o. O muydu bu? Hayır bu o değil. O bu kız vardı ya. Sarışın. Şimdi neden ayrıldım? Eşim beni aldattı. Rusya'da yaşıyordu eşim. İşi geliyordu. Hangisi o ya? Orada işte aldatmış. Aslında normalde tabii duymamam gerekiyor bunu ama. Eşim sağ olsun resimler çektirmiş. Resimlerini yakaladım. Aldatma konusunda çok üzüldüm ama Ayşe'cim. Rusya'da olup da aldatmaması gerçekten garip olurdu. Ya ben... Benim kahvaltım nerede? Oğlum ne alaka Rusya'da olan adam illa aldatıyor mu ya? Yani Rusya'da olup da aldatmaması garip olurdu. Evet mi? Ya Başa ne alakası var lan? Pardon? Yeliz ne diyor bu? Abi babam Rusya'da yazmış. Babam Rusya'da yazmış. Yeliz dört tane sarı şerdi koymuş. Kardeşim sen bir yokla. Dün ben çok yoruldum. Evet. Dinlenemedim falan. Bana kahvaltı yapmayacak mısınız? Biz mi hazırlayacağız? Aa prenses. Şaka mı yapıyorsun? Bu da böyle değil mi? Burada pardon da sen bizi hizmetçi mi zannettin? Tatlım bana da kahvaltı hazırlar mısınız? Günaydın. Günaydın. Hazırlar mısınız derken? Babysi ben de acıktım ve misafirim yani daha yeni geldim. Rejiden kimse kahvaltı hazırla diye gidip onlara baskı yap dememiş. Ben bu saça dokunmak zorunda. Aa! Dokunmuşsunuz ama elinizle yıkamanız. Saçınız bak kirli. Saçınız kirli ben dokunuyorum ki.
Hiç çekinmiyorum. Çünkü ben alışığız biz bu duruma. Siz alışıksınız ama ben, benim hoşuma gitmiyor yani. Elinizi yoksunuz. Ben alışıktan değil. Bakteri sizde de var olabilir. Ama ben sizi kırmıyorum. Gerçekten rahatsız oluyorum gerçekten. Bu saç çok yağlı, zaten kirleniyor. Bak elim, sizin saçınız benim elimden çok kirli. Ben şimdi yıkadım. Lavabodan çıktım geldim. İkide bir de bunu bana takıntı yapıp götüreceksiniz. Benim zamanımı çok kaybedersiniz. Bak süre tuttum. Temiz olduğu için aldım geldim ve... Temiz mi sizce o? Gelin. Şuradan aldım. Bana bir şey ispatlamanıza gerek yok. Gelmeme de gerek yok. Paket ne varsa buyurun getirin. Burası parfüm salonu. Herkesin havlusunda boya lekeleri çıkmayabiliyor. Tamam ama... Sinirlip saçını kesiyordu değil mi? Bu paket... Herkesin özel gidip çarşıdan havlu alıp gelmiyor. Söylüyorum. Erkek güzelliğiyle ilgili bir şey soruldu. Evet. Oraya konulan resim erkek değildi. Bir çocuktu. Rujlu. Arkasındaki insanlar army, ordu adı altında. Abim dikkat et buralarda. Çirkin sıralar abi, geçsen mi? Ah, video bitti Allah'tan. From the chandelier. From the chandelier. Aman aman şş. Aman diyeyim. Şimdi biz kaçıncı yüzyıldayız? Kaçta anlaştınız? 21'de miyiz, 20'de miyiz? 20. 20. yüzyıl. 20. yüzyıl. Tamam. 20. yüzyıl hazır, orada bekliyoruz adam bizi. Nerede? Hangisi? X var ya. Doğru. Yandının bakışlarına hayranım ya. Bu nasıl bir bakış abi? Chandelier. Canım benim, öncelikle rock bar'a gitmeden evvel bir doktora git. Çünkü senin selülitlerin var ve inanılmaz derecede kötü duruyor. Altına sanki boxer giymişsin gibi duruyor. Bunu belirtmek istiyorum. Hı-hı. Sırtını dönüyorsun ama o selülitlerin benim yani göz zevkimi bozuyor. Ne bence yapalım? Dönme. 80 kiloydum bebeğim. Zayıfladım. Tamam. En azından senin gibi. Tamam, git doktora. Git doktora o zaman, o selülitlerini de düzeltir. Selülitlerim var. Mutluyum onlarla ben. Tamam, bu yaşta bu selülit iyi değil. Boxer gibi duruyor 80 altındaki 80 kiloydum de. Diyorum. Tamam, 80. İyi. 80 kiloya çıkmasaydın, evet, 80'di, ben ne yapayım? Ben mi çıkardım? 55 oldum. Ben mi çıkardım? Kim yapıyor bu ben zamanda? Ben mi çıkarttım? Ha? Seni ilgilendiriyor mu peki? Evet, ilgilendiriyor. Şu belli an, oluyor. Şu an göz zevkimi aynaya bozuyorsun. Aynaya bak bebeğim sen. Şu an göz zevkimi aynaya bozuyorsun. Aynaya bak bebeğim. Bakıyorum, her gün bakıyorum. Evet. Sen de biraz bana canım bak benim. Tamam mı? Belki düzelirsin. Şu popoya bak ya. Çok haklısın. Chandelier. Toplanmış bir şekilde. Ne kadar mal oldu size? 1000 kişilik bir düğün. Burada niye Black Panther kolisi vardı abi? Nerede lan? O bir öncekinde, bir önceki şeyde o kavga ettiler ya. Sadece kadınla bak, Black Panther şeyi var, kolyesi var, fark ettin mi? Ha şunu diyor ya. Özel bir markanın kolyesi falan. Kardeşim ya. O bir kere, evet, o tamamen ne o trend ne miydi bir dönem, bir şeydi öyle. 1000 kişilik bir düğün, 64 bin lira artı KDV'si var. Artı KDV'si var. KDV'si niye söylüyorsun? 64 bin. Ne 64 binmiş ya? Yo aman Allah. Hanımlar ne diyorsunuz 64 bin liralık düğün için? Bence asla. Chandelier. Sarıyı mesela, size sarıyı beğenmemiştim. Şurada sarı bir tane detayım yok mesela. Hani altını zaten dolduruyorum. Mesela. Ne yaptı? Tamam. Ama gerçekten şey, Zehra Hanım. Chandelier. Rajon'u yıkamadım. Ulan MasterChef'te değil miydi ya bu adam? Beceremiyordu herhalde bu yemeği. Çiğ bu etin. Çiğ işte. Ha, altı da çiğ. Yani hiç ben bakmayayım. Ha, altı pişmedi ki bu eti. İçi çiğ bu etin. Oha. Ben pişirebilirim isterseniz biraz daha. Olabilir. Yani ben şey yemeyeyim. Squid Game parada izleyeceğim şimdi. Şuraya bak, kıpkırmızı. İçi de pirinç. Chandelier. Ya ona gitmesini istiyorum, ona gitmesini istiyorum. Ne yapalım diye lan. Gitmesini istiyorum, ona gitmesini istiyorum. Chandelier. Aldığın yerden devam edecek misin? Neler yaşanacak? Araya giren zaman duygular... Chandelier. Şu Chandelier çok sinirim bozdu ya. Zaten sinir olsun diye konuş. Didem! Didem ne yapıyorsun? Hanginiz yaptı? Kesin Mehtap yapmıştır. Mehtap yaptı. Hayır, Didem yaptı.
yakışan bir harekette bulunmuşsun. İşte sen busun, bu kadarsın. Anladın mı? Sen bu kadarsın. Sen bu kadarsın. Sen bu kadarsın. Bu programların hepsi yasaklandı değil mi arkadaşlar? Yok artık böyle şeyler değil mi? Yok yani. Şey, izdivaç yasaklandı galiba. Ha, böyle program şu an yapmak ister yapabiliyorlar mı ya? Yoktur artık ya. Ben televizyon izlemiyorum. Bilmediğim için soruyorum cidden. Keşke olsa. Çandalı. Yalan. Kelimelerine dikkat et. Kelimeme dikkat etmiyorum. Kelimelerine dikkat et. Etmiyorum. Dikkat şey. Et. Etmiyorum. Dikkat et. Etmeyeceğim. Etmeyecek misin? Etmeyeceğim. Ben de kelimelerime dikkat etmiyorum o zaman. Çandalı. İlk günden beri yaptığım her şeyi yapıyorsunuz. Bir akım şeklinde böyle virüs gibi yayılıyorsunuz. Bahar, ama bunu yapamazsın. Lidersin. Hayır, dondurma hayatta, benim için çok özel sen, ve benim gibi şarkı ben söyleyemezsin. Söylemedim. Ben söyleyeceğim. Tamam, dondurmayı mı söyledim Bahar? Tamam, dondurmayı da söyleyelim bugün. Ama çok sinirleniyorum. Neden? Ama sen vermişsin numarayı. Hayır, ben dondurmayı söyleyeceğim. Bütün yaz tatili boyunca söyleyeceğim. Benim söyle. Şarkım benim aranjörüm. Uzak dur. Çandalı. Elinden tutuyor bir de. Ama kulağına son soruyor. Ben de kutup ses duyuyorum. Reis! Çandalı. Bundan gelin. Ama Sevgi Hanım, düşünsenize bundan... bundan çok değil, 100 yıl kadar öncesinde yaşasaydım bana da diyecektiniz ki Bahar Kadın. Ay ben ondan ya bahsetmiyorum. Ya ne saçmalıyorsun sen diğer ya? Böyle bir tane diğer tarzı var. Bu üslup tarzı. Bak bir şey, ben bir söyleyeyim sonra siz birbirinizle... Bahar gibi giyiniyorsun ama hiç film izlememişsin belli. Bahar, ben senin nasıl giyindiğinden burada bahsetmeyeyim istersen. Bahsetsene. Bahset nasıl giyiniyorum istersen. Hadi bahset hadi. Nasıl bir seriymiş? Ne güzel seri yapmışlar. Evet. Bunu izledim. Az önce 5'i mi izledim ben ya? Yok. Hayır ya. Chandelier. Hayır, izleyeceğim şu an. Harbiden ya. Şu çocuk işte, bu çocuk. Till I lost count, I am gonna swing from the chandelier, from the chandelier. CV mortu. Ne kadar izleyeceğiz bunu? Ben sonra geleyim. Bebeğim bilmiyorum. Sen çık bir ara uğrarsın. I am gonna live like tomorrow doesn't exist. Doesn't exist. I'm gonna fly like a bird. Bugün rolde baboli. I will tell you something. Igor is coming. Gelmeye başladı. Evet, sizin için özel getirttirdiğim kahvemi yapıyorum. Aa, gerçekten mi? Evet, bakkaldan geldi. Çok uzaktan gelmiş. Şaka mı yapıyorsun? Güzel. Kapatmıştın. Sıcak servis edeceğim diye açmıştınız. Olsun, yeter o. Yanmamış. Yanmamış da abla. Altı kömür ama. Zaten böyle olması zaten böyle olması gerekiyor. Hazır mısınız sorulara? Kendinize... Ha, onun altına hiç dokunmayacaksın. Üstünden böyle küçük küçük vura toplayacaksın ama onun istadı geliyor oraya. Gelir oraya. Güveniyor musunuz? Kesinlikle yemek benim, evet. Bu şey değil mi ya? Annemi karıştıramazsın diye çıldıran. Hangisi tahıl ürünlerinden elde edilen çorbalardan değildir? A. Tarhana, B. Mercimek, C. Yayla, D. Şehriye. Bence şehriye. Neden şehriye? Şehriye daha of. Çok bence toprakta yetiştirilen bir bitkiden Tarhana çıktığını ya. Düşünüyorum. Bu yüzden tahıl ürünleriyle alakası olmadığını düşünüyorum. Sen tarhana mı dedin beni? Ne? Oğlum tarhana mı? Çorbadan hiç anlamadım. Yayla mı? Yayla da. Kaç yaşında olmak? Sen ne sorun, onu duymadım. 18. O gözlerle sesim kalınlaştı işte. Herkesin istediği şey oldu. Hayatta en çok kıskanan şey sesimdi. Sesim o kadar inceydi ki. Cırcır böceği gibiydim. Çıktı ya. Zor zamanlar atlatmışız ya. Zor zamanlar atlatmışız harbiden. İçin tokalaşmıyorsunuz. Canım öyle istiyor. Ay, Raju oğlum. Kendin oğlum. Karıştırdın. Yok, sizi izledim. Niye kilitleniyorsun? Ben bakıyorum, niye kilitleneyim? Hoş geldin. İlişki yapacağım.
Sakın bana kitlenme. Yok aşkım, sana kitlenmem, merak etme. Korkman gerektiğini sen de aşkım, bence biliyorsun. Aşkım ne kadar basit kelime. Korkmuş gibi gözüküyor. Gereksiz özgüven ya. Korkmamış gibi diyor. Allah'ım. Sakın. Buradan bir yaprak kesin. O benim manevi önce değerlerime zarar veriyordu. Sakın. Kusura bakmasın ben sakın bunu. Sakın. Yapma. Bu bir canlı zaten. Sen bunu nasıl kesiyorsun? Canlı değil canım. Canlı sahte bu. Neresi sahte? Sahte bu. Bak sahte ya. Canım, hayır sakın. Bak sahte. Bırakır mısın? Kokmuyor bile. Sen hayatında hiç orkide görmemişsin. Duyuyorum. Sakın. Daha iyi. Canlı bu. Kendi sen şu an bir canı kestin. Bu duyuyorum bebeğim. Aa. İlginç olaylarla karşılaştık. İnsanlar zaten bu seri çok güzeldi. Zaten söyle fotoğraf çektirmek istiyorlar. Tanısalar da tanımasalar da. İlk kez bir şeyi gördüm. Şahit oldum. Bülent Ersoy'un eteklerine kapanıp ayaklarını öpmek istediler. Ya şey. O harbiden güzeldi bu arada. Hoş geldin. Hiç hoş bulmadım. Hoş geldin. Adnan rahatsız değil mi? Adnan rahatsız. Başka eksik var mı? Başka eksik yok. Ne oldu diye soruyor musun? Oğlum bakar mısın ya? Oğlum hanıma alan. Hanıma geldi. Başka eksik var mı? Bak, başka eksik yoksa. Hakan hasta rahatsız değil mi? Hakan'ı hasta yatağından kaldırın. Kısmetse olur erkeklerin bir yedi. Oh fuck man. Ne yapıyorsun Gamze? Gamze. Otur yerine. Otur. Kaç kaçıyor mu lan? Oo, bir de burada ifşalar varmış. Böyle bununla kim oturuyordu? Dışarıda ne yapıyordu? Hayranlar çekmiş. Instagram'dan almışlar. Arkadaşlar. İyi ki gelmemişim size. Allah yardımcınız olsun yani. Valla seni de çağırdı kardeşim. Erkeğe gittik biz, tamam mı? Bir şey yok yani normalde. Her şey hocamızda bile var. İki tane güvenlik bekliyordu bizim başımızda. O kadar çok ısrar ettiler ki. Zaten onun üzerine. O da mekan işletmesinin arkadaşı. Evet yani. Kız arkadaşı. Yani. İşletmecinin arkadaşı. Her türlü açıklamamız İşletmeci var. De benim tanıdığım, öyle yanımıza geldiler. Aynen. Hani resim çekinmek için. O arada da videoya çekiyorlarmış. Kız da önünde. Aa, bizim hocaya kimse çıkamıyor. İki tane koruma var. Uzakta kız bana orada Batu diyor videoyu çeken, hani kıza bak diye kız tokalaşmaya geliyor. Ben de oradan elini tutuyorum. Orada elini uzatıyor, kız elini uzatıyor. Elini uzatıyorum. O arada da buramda masa var. Oraya hani kurtulmaya çalışıyorum oradan. Masa var, kız da buramda ya. Ben de esmerlerden hoşlanıyorum. İyi yemeği çok seviyorum. İyi yemek yapmalı. Mehtap yürüc kızım. Nasıl esmer Sener? Esmer mi seviyormuş? Kardeşim kaç kere uyardım seni? Ya sen ağzını ben sana ne söyleyeyim? Abi, kendi ilişkinle ilgilen. Abi sakin ol. Kendi ilişkinle. Lan oğlum yapmayın demedim mi bir daha? Abi sakin ol. Kavga mı ediyorsunuz bir de siz? Ağlamasınlar, zannet yapın. Ağlama ya, gelme. Sana Emre çıkın abi. Emre. Bak hala konuşuyorsunuz. Zannet yapın mı? Sakin ol ya. Esmer kadın seviyorsan bir de esmer kadın bul. Bir de onların neyi duyduğunu bile. Ben esmer seviyorum. Buradan sen ne olsun? Bilmem nelere gelme yanıma. Sakın gelme yanıma. Sakın bana bir daha dokunma. Tamam mı? Hayallerinizden bahsediyorsunuz. Ama esmer seviyorsunuz. Ama sen beni tarif etmiyorsun. Ben bunu söyledim çünkü senin tam tersini söyledim. Ha? Ha? Sebep? Çünkü ben aslında senden... Ne dediğim? Senin tipinden hoşlanıyorum. Ben hayalimdeki kadını yalan söyledim. Çok iyiymiş lan. Çok iyiymiş lan. From the shindley. Ben ikna oldum. Kes çeneni. Ya kes. Kes çeneni. Fazla da hayırdır. Bana hayırdır. Sıva bakın. Hayırdır. Hayırdır. Baştan alabilir miyiz parçayı? Alalım, ne yapacaksınız? Efendim bir şarkı ancak bu kadar katledirebilirdi. Düzgünlükçe çalarlarsa devamını. Abo.
Sen terbiyeli takım biraz. Tamam mı? Oy. Well. Bu şekilde, ancak bu şekilde terbiyesizlik yapılabilir diyor. Okey. Nasıl ne? Nasıl ne? Her seferinde yıkıyorsun. Her seferinde yıkıyorsun. Dalga geçiyorum zannediyorsun değil mi? Dalga geçiyorum. Çünkü dalga geçer gibi karşımda gülümsüyorsun. Beni dinlemediğin sürece hep kaybedeceğiz, tamam mı? Beni sadece dinle... Kaybedelim o zaman! ...daki bu hasretini! Gerçek reis çıktı ya. İlmek ilmek. İlmek ilmek. İşlenmiş gibisin hasretinle yüreğime. Koyma adamı o programa, şey, bak hepsinin içinden geçer ha. Nereye böyle? Bak onu döver Arda. Suskunluğunun... İtirafıdır vefasızlığına. Yapınca öyle olmuyor da bizim. Hayır, yeni kombin yok artık, karar. Oğlum kulağıma güzel geldi lan bu kadar şeyden sonra bayağı. Ne oldu lan o? Vente gitti amına koyayım. Vente gitti. Ne kadar bekle. Gitti. Ne oldu Bahar? Çok korktum. Üzerinde duran çerçevede neden fotoğraf yok Tuğçe Hanım? Neden boş Tuğçe Hanım? Bence heyecanla unutmuş olmalı. Ne oldu lan? Oğlum belki bir anlamı bir şeyi vardır lan. Ne oldu, niye ağlıyorsunuz? Tuğçe Hanım. İyi misiniz? Şizofren olduğunu fark ettim. Dur dur. Gitmişti. Hoşuma gitmişti. İkinci çocuğumuzun fotoğraflarını koyarız dedik. Ben konuşamayacağım şu anda. Ya öyle taşak geçerlerse. Ben hala kendi yaptığım espri gülüyorum. İstemeden sizi üzecek bir soru sordum. O cringe'lik bence buradakilerden dolayı koymuşlar o. Dördü de şey yapıyor böyle, niye o heyecandan bunu falan diye. Çok önemli bir konuymuş gibi. Ben buna alışmadım. Yani alışamam tabii ki ama. İçin hemen konuyu değiştirelim istiyoruz. Tamam mı? Anlaştık mı? Olur. Başka konulara geçelim. Bence de konuyu değiştirelim. Evet. Bence. Evet. Biz de çok üzüldük. Kusura bakmayın. Yarınızı deştik bu arada. Daha çok gülelim. Daha çok gülmeliydim. He. Ayrıca. Hı. Niye bakıyorsun? Allah Allah. Bir şey yok bunda ya. Var mı? Söyleyebiliyor muyum? Üstündeki gerçek mi diye çok merak ediyorum. Gerçek. Yani ben hayvanlar olunca böyle acayip kötü oluyorum. Kıpkırmızı oluyorum. O yüzden nefret ettim bugün senden. Şu anda biraz halka oynadığını düşünüyorum bu gözyaşlarıyla. Hayvan konusu ayrı. Ben de hayvan severim. Ama şu anda yaptığı... ben de hayvan severim deyince zoomluyor ya bir de kürke. Oğlum çıldıracağım. Üzerindekiyle hayvan severim diyebilme ihtimalin yok Duygucuğum. Yok, bana göre yok. Bu benim kişisel fikrim. Sonuna kadar da savunurum. Hayvansever olarak kendini ifade etmemeni tercih ederim burada. Merak ediyorum, Brezilya poposu yaptırmışsın. Allah aşkına şunu bir göreceğim. Oğlum bunların artık birebir imitasyonları yapılıyor yani. İmitasyon yapılıyorlar. Artık zaten kalmadı ki öyle şeyler yani. Giymeyin amına koyayım. Belli ki hayvanları katlediyor işte millet yani. Al imitasyonu, birebir aynı görüntü ya. Gerçekten canlı hiç görmedim ben şu Brezilya poposunu. Bir de nasıl oluyor? İçine silikon mu koyuyorlar? Kendi yağını mı? Bir şimdi bakalım. Normalde. Allah Allah. Cidden televizyonda yapmışlar bunu ya. Şöyle bir yan dön. Allah Allah. Bayağı da yuvarlak. Yokladı ya. Aa, silikon alın. Hatırladın mı? Hatırladın mı manyağı? Sapık. Hayır, vuramadım. Ama her gün yüzlerce kadın tacize uğruyor. Ne söylemek istersin? Vallahi ne demek söylemem. Şimdi insanlarımız yani kimse zapt edilmiyor. Bizim kadınlarımız da çok şey geziyor yani. Çıplak geziyor. Sehte erkekler de hani biliyorsun ağzıyor. Ama şimdi onların öyle gezmesi erkeklerin de onu yapmasını gerektirmez değil mi? Erkekler şu an tarih oluyor yani biliyorsun sen de çok. Herkes yani kendi şerefinin namusunu biliyor. Efendim hiç tacize uğradınız mı? Tabii ki de hayır. Ama uğrattım. Bu ne ya? Yarra bu ne oğlum ya? Bunun ne bu oğlum bunlar? Ama farklı uğrattım. Bir şey sanıyorlar değil mi? Aha bu Şevkat. Anlat bana. Önce bir evlilik amirin kızıyla yaptım. Kaç yaşında?
17 yaşında peşinde giden bir kişiyim 17 ama... 17 yaşındayken evet. Hiçbir şekilde ailenin baskısı olmadan öz amcanın kızını kaçırarak evlendin. Evet doğru. Doğru mu anladım? Doğrudur efendim. Dukan abi. Efendim. Abi yalnız bir uyarı geç bence bak banlar daha yeni açıldı. Herkes çok küfür ediyor. Arkadaşlar en az 2 yılı var bak bir dahaki ban affının. Etsinler amına. Bence sövmeyin. O çocuğa etsinler amına. Bir kaza sonucu kader kurbanı olarak cezaevine düştüm. Cezasını yattım. Ne yaptın? Ne yaptın anlamadım ben. Kader kurbanı olarak. Hanımı mı öldürdün? Kader olarak. 14 sene yattın içeride çıktın. Evet, evet. Çıktıktan sonra ne oldu? Çıktıktan sonra tekrar bir daha evlendim. O da daha kocasından boşanmamış. Ondan sonra ne? Oğlum bu kriş bir video değil bu bayağı böyle. Martı yanım. Kafayı yeme videosu. Sabrede. Beni öldürmeye kalkınca kendi öldü. Kendi nasıl öldü ya? Kendini ben öldürmüş oldum. Ay onda mı öldürdün Sefer evet. Amca ne yaptın ya? Bende yalan yok. Dobrayım ben yani. Helal olsun da dobraymış ya. Vallahi. Ay ama yani ben... Olmaz. Oh! Yılmaz Erdoğan'a benziyor lan. Onu önceden çok izlediğimiz için tepki vermiyorum. Vermişimdir ona tepki. Ben bu az önceki değil mi bu? O bana göre diyen ya bu ülke bu. Oğlum bak o ağzından da mı? Bu programlarla nasıl ilerleyebilir ya? Yani nedir bunlar ya? LGBT örgütleri yurt dışından fonlanan, kışkırtıcı, Kabe'nin örtüsünün üzerine olmadık hakaretleri yapan bunlar terör örgütü benim gözümde. Katile de acımak lazım. 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 Ya yeter. Katile de acımak lazım. Katile de acımak lazım. Diyor. Böyle şaşırdım. Öyle bir tatlıyı nasıl beğendi ben anlamadım. Resmen kekin üstüne kaka olup... Kanım donuyor şu an. Gitgide kanım donuyor. Yani... Bu arada kesit yapıyorlar abi. Size çok şaşırdım. Tam olarak anlıyorlar ki. Farklı bir şey diyor olabilir. Ya olabilir de insanın kanı donuyor işte. Böyle düşünenleri biliyorsun ya. Ya da çok kötü yerlerde yemiş de olabilirsin. Masada beğenmeyen... Az öncekilerin hiçbiri kesit değildi oğlum. Şatır çatır konular. Ya biz gülelim diye açtık da bu video iğrenç bir videoymuş ya. Evet ya bu video niye gülmedi bizi ya? Sonucuyum. Yarışmacı arkadaşlarınızı bu şekilde konuşabilirsiniz ama benden büyüksünüz diye saygımdan dolayı susuyorum. Buyurun afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ne dedi ki orada? Kötü yerler demiş. Yani bence İnsanlar. Siz hiç cheesecake yemediniz galiba. çok kötü yerler demiş de olabilirsiniz. Masada beğenmeyen cheesecake'i bir tek sizsiniz. Ben hiç beğenmedim. Çok özür dilerim. Yarışmacı değilim. Çok önemli bir konu bu çünkü cheesecake'i arkadaşlarınızın mutlaka iyi bir yerde yemiş olması lazım. From the chandelier. Bu program mı? Abi ne oluyor İyiydi ya? İyiydi oğlum. Ama abi. Ütüde mi yapıyorlar? Abi ne oluyor ya? Hindistan'da et bulamıyorlar. Sucuk alıp ütüde yapıyorlar. Yanarsınız. Oh. Bülent Ersoylar kaç kilo kalkan yiyip komaya bile girdiler diye. Oh. İşte bu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yiyeceğim. Şuradan bir tane yapsam hakikaten ya. Bir tane yedim ama. Gördünüz ya. Ben nerede hata yaptım? Ne yaptım ki ben? Öyle şahsi bir şey yapmadın. Ben siz dedim. Hepinizi kastediyorum. Bir yandan da elma mı yiyorum? Bir seçen var bir de seçilen var. Unutma. Seçen de seçilen başka bir şey. Bak kapattı kapıyı kapattı. Yaman mı sizi? Ya. Ozun. Ya kim ki bu ya? Kim ki? Çakin. Ya kim o ya? Kim o? Allah aşkına kim o kız ya? Kim? Kim? Bir tane kim? Tamam, ya bir şey tamam. Konuşacağım. Bir şey konuşacağım ya. Bir şey konuşacağım ya. Ya Serhan. Allah'ın sabahtan beri kışkırtan bu kız beni bak. Bu kız beni sabahtan beri kışkırtan.
kışkırtıyor. Sen çok saygısızsın. Nasıl saygısızım ya? Çok mu saygılı? Yeter ya. O çok mu saygılı Serdar? Yeter ya. Sabahtan beri göz yaşını senin yüzünden sıkıyor. Göz yaşını döküyorum buradan. Bak sabahtan beri göz yaşını... Bu racon duruş arkadaşlar şu. Boyun hafif öne, kafa öne, omuzlar geri, kollar açık. Sabahtan beri göz yaşı döken senin yüzünden aynı göz yaşı döküyorum ben burada, tamam mı? Çek şeyini. Sabahtan beri göz yaşı döküyorum senin yüzünden burada ben. Sen hala onun yanındasın ya, var mı misin? Böyle bir şey ya? Sen iyi misin? Nasıl gidiyorsun? Ocak yıkan bakış. Ne saygısız bir insansın be. Ya bir git Allah aşkına, sen kendine bak ya. İnce çizgiyi birazdan anlarsın. İnce çizgi de benim lafım, onu da bırak ya. Her şeyi aldın, onu bırak bari. Ya sen benimle uğraşmayı bırak bence. Canım ya. Canım bari ince çizgi lafımı bırak ya, her yeter, şeyi aldın. Ya yeter, saçmalama ya. Aldı artık. Bütün Türkçe senin, i̇nce ben yeni dil öğreneyim aldı. O zaman ya. Vallahi öğren yani. Ya bir git oradan, saçmalama ya. Beğendin mi? Nereye gideyim canım, ne istersin? Senin için yeni dil mi öğreneceğim? Hadi be oradan ya. Hadi be oradan. Hadi be oradanı daha az önce kullandım, onu bırak bari. Hadi be oradanı da benden çalmazsın. Başı vardı, iyi dayanıyorsun. Ben çok iyiyim. Ben çok iyiyim şu an. Tatlı gidiyor ya. Bence çok tatlı ya. Gerçekten. Ya, sen gerçekten iyi değilsin ha. Bu kadar kompleksin. Lan bu kız şey değil miydi ya? Bu bir yerde yarışmacıydı diye hatırlıyorum da saçının ben yeri... Ben soldakini şey tanıyorum. Beyazdı ya bunun bir yeri galiba. Soldaki kim? Olmaz ya. Benim, bu kadar kompleksin olmaz yani. Ya. Ama... Ya, seni kahve almıyor. Aslını yaşatıyorsun. Sen dönsene. Ya, aslını yaşatıyorsun. Sen ışıklarına dönsene. İstediğim yere dönersin. Darbuka Pavlin. İster buraya dönersin. Gelin ve damat sonra arabayla giriş yapamıyor. Burası bas AS'ye, şeye, WS'ye. WS'ye basıp göt attıracaksın. Salonla böyle bir değişik şey tutmuşlardı. Bu abi ahu vardı, ahu ile Meriç, hatırladın mı? Araba ediyordu, arabayı parçalıyordu falan. Kim lan o? Televizyonda birbirlerine arabayı deyip araba parçalıyorlar böyle. Benim en özlediğim program bu arada. Elini arabanın üzerine koyup beklenen program. Oğlum orada bir noktadan sonra kafayı yiyordu millet böyle, ikinci günden sonra, üçüncü günden sonra titreme geliyordu bunlar, garip garip şeyler dönüyordu, hatırlıyor musunuz hangi öyle bir şey? Hangi program o? Oğlum eskiden öyle bir program vardı, Dokun Bana mıydı neydi, yazdı memo, arabanın üzerine elini koyuyorsun 15 kişi, elini çektiğin an iptal, açsana abi dur bakarız ona. Mr. Beast'i mi gördü gibi? Twitch'te yapmalı galiba, Twitch'te. Ayy. Orada durdu bir miktar. Bence burada dönememesi değil, salonun içine araba girmesi çok saçma. Evet. Saçma bir şey ilk defa görüyorum gerçekten. Sizin tercihiniz. Yani ben çok şaşırdım. Yani bakar Kültür Park gibi asansör binip çıkıyor. Doğrusu yani. Evet. Gerçekten kendimi görmek için zor tutuyorum. Bir tane düğünde de tekne düşmüştü galiba. Hmm, Samsun. Adetti mi? Adetle her... Bunu nereden bulmuşlar acaba? Nasıl fikir her gelmiş? Her gelin içle gelir dedi. Bizlerde çok değişiklikler oluyor. Mesela bir gelin pastanın içinden, bir gelin kabağın, kabakla çıkıyor. Kabağın pastanın içinden. Neden? Evet, böyle değişiklikler oluyor. Gelin Senem içinde. Nasip olur mu bilmiyorum. Sen erkeksin, erkek olduğunu hissettireceksin ki zaten bağıracaksın. Daha doğrusu senin kadının ya. Ne onu dedin bana şimdi biraz önce? Erkekler düz fikirlidir. Tamam. Hayır. Güzele yönelir. Sen kız arkadaşını tanıştırırsan erkekler de sinirlenir. Sen kız arkadaşını sinirlenir. Sen konuştur mu? Söylemedim ama. Ama eğer ki kız arkadaşına karşı gerçek duyguları gerçekse yönelmez. Bak ne diyor. Yönelir. Biri diyor oraya yönelmedi. Erkekler saniyelik yönelir. Erkekler saniyelik i̇şte yönelir. İşte yapmadım. Yani ben bu kıyafetin içine sık sığamam. Yani bu 38 ise eğer, yani benim bu kıyafetim içine sığmam lazım. Ben kendi bir bedenimi biliyorum. Ben kendi bedenimi bildiğime göre demek ki bu kıyafet 38 değil. Ya etiketi yanlış basılmış ya sen bunu yanlış getirmişsin. Yoksa siz 38 bedensiniz, bunu biliyorum, o yüzden böyle getirdim. Yani kusura bakmayın gerçekten. Ama size çok iyi bir diyet programı sunabilirim. Bak istersin yarın yani bunun yüzünden diyete girmem gerekecek. Dolu bir vaziyette kürküm var. Ama bunları ben para verip satın almadım. Annem, kayınvalidelerim, görümcelerim. Eskiden çok iyiydi. Eskiden koymuşlar onları dolaba. Onları satıyoruz o zaman ve barınaklara bağışlıyoruz Neslici. Yok hayat, böyle bir şey yapamayacağım. Neden? Ben zaten başlı başına bir bağışlayıcı barınak vaziyetindeyim. Peki. Başka türlü yardımlarım oluyor zaten. Hayır, diyorsun. Bir de ben şöyle düşünüyorum. Acayip hayvan severim ama. Ben giyeyim lütfen. Bir benim gibi bakalım. Aa. Şöyle bir mankenlik yap. Abi ne?
Çok güzel. Yeter.